Şimdi milyonlarca yurttaşımız 5-6 günden hatta bir haftadan bu yana milyonlarca insan Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda Tayyip istifa sloganları atmaktadır. Tayyip istifa sloganı Abdullah Gül de dahildir. Türk milletinin ayağa kalkışında İşçi Partisi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, milli hükümete giden yolda geçici hükümet çağrısı yaptı. Parlamenter düzlemde baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi içinde Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisinin ihanete doğru giden yolundan rahatsız olan çok sayıda milletvekili olduğunu biliyoruz. O milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye'yi yeniden bir milli meclisin oluşturulması ve oradan milli hükümetin çıkarılması sürecinde hükümetsiz kalmaz ülke, bir geçici hükümet oluşturmak noktasında bu güçleri harekete geçirmek mümkündür. Tabi sadece parlamentodaki temsilciler açısından bakmayalım, bu parlamento dışı muhalefeti de milli güçleri de kapsayacak bir geçici hükümet olur. Özbey, Abdullah Gül'ün iyi polis rolüne soyunduğunu söyledi. Kimse, yurttaşlarımız Abdullah Gül'ün iyi polis rolüne soyunarak milletimizi yanıltmasına kalmamaktadır. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan beraberdir. Genel Başkan Vekili Özbey, bütün siyasal aktörler bir araya gelerek hükümeti istifaya davet etmeli dedi. Bugün yapılması gereken Türkiye'nin en yakıcı sorunu, acil problemi Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan hükümetinden, yönetiminden bir an önce kurtulmaktır. Aracılığınızda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere bütün siyasal kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetimini istifaya davet edelim. Onun yerine bir çözüm hükümetinin nasıl oluşturacağımızın yol ve yöntemlerini araştıralım. Bunun çözümü vardır. Tayyip Erdoğanlar zaten yıkılmıştır, o noktaya gelmiştir. Tayyip Erdoğan hükümeti, Abdullah Gül yönetiminden kurtulduğumuzda Türkiye'miz hükümetsiz kalmayacaktır. Bir çözüm hükümetiyle önümüzdeki yerel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'yi götürmek mümkündür. İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer vatansever, milliyetçi güçlerin bir araya gelerek Atatürk'te birleştik şiarıyla, Atatürk'lerin programında bir araya gelmeleri, yerel yönetimlerde yerel seçimler var, yerel seçimlerde yerel yönetimleri AKP'den ve bölücülükten kurtarmak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çankaya'mız yeniden Atatürk'ün Çankaya'sı haline getirmek ve nihayetinde genel seçimlerde milli meclisin oluşmasını sağlamak ve oradan Atatürk'ün milli hükümetini kurarak Türkiye'yi bu karanlık tablodan yeniden baş edip tam bağımsız egemen hale getirmenin yolları vardır.